Allah Azze ve Celle Mekkeli müşriklere seslenirken e emintum men fis semai semada olandan emin mi oldunuz? Semada olan Allah'tan emin mi oldunuz buyuruyor. Emin mi oldunuz? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bize öğretmiş olduğu bir hakikat var. Felaha <laughs> eren kurtulan toplumlarla hüsrana uğrayan toplumların arasındaki en belirgin farklardan bir tanesi şudur. Felaha eren toplumlar, Allah'a ne kadar güzel kulluk yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları bu kulluğun Allah'ın şanına layık olmadığını bildikleri için sürekli bir endişe içerisindedirler. Felaha eren toplumlar, Allah'a ne kadar güzel kulluk yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları bu kulluğun Allah'ın şanına layık olmadığını bildikleri için sürekli bir endişe içindedirler. Yani mesela Müminin suresinde Allah müminleri överken, onların bir hasretini de şöyle anlatıyor. Diyor ki: "Vellezine yu'tuna ma ve kulubuhum vejiletun enhum ila rabbihim Onlar bütün yapmaları gerekeni yapmalarına rağmen yani namazlarını kılmışlar, oruçlarını tutmuşlar, zekatlarını vermişler, bütün sorumluluklarını yerine getirmişler. Ama buna rağmen Allah'a döneceklerini bildikleri için kalpleri ürperti halindedir. Yani bir gün Allah'a döneceğiz, yaptıklarımızdan ötürü Allah'a hesap vereceğiz, Allah Azze ve Celle bize soracak, şunu yaptın mı, bunu yaptın mı diyecek. Bu duygu, yani hesap verme duygusu, onların kalplerini tir tir titretir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu, Allah katında hayırlarda öncü olan, felaha eren insanların özelliği. Bir de, hüsrana uğrayan toplumlar var. Bunlar da bütün kötülükleri ve çirkinlikleri yapmalarına rağmen kendilerini emniyette hissederler. Mesela Araf suresinde Allah Azze ve Celle müşrik bir toplumla ilgili Onlara uyarıda bulunurken baştan Mekkeliler olmak üzere bu bütün müşrik toplumlara aynı zamanda bize de yani kendisini İslam'a nispet edenlere de yöneltilmiş bir tehdit. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Emine اَمِنَ اَهْلُ الْقُرَى اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ O belden nehli onlar gece uyurken bizim azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? اَوَا اَمِنَ اَهْلُ الْقُرَى اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا Yoksa o belden nehli Böyle kuşluk vaktinde tam oyun eğlence içindeyken ticaret içindeyken azabımızın onlara gelmesine, sıkıntımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? Efe eminu meke Allah. Allah'ın tuzağından emin mi oldular? fela la ya'manu makrallahi <laughs> illa al khasirun. Allah'ın tuzağından hüsrana uğrayanlardan başkası emin olmaz. Tekrar ediyorum. Allah'ın tuzağından, Allah'ın azabından hüsrana uğrayanlardan başkası emin olmaz. Yani bir toplum hem Allah'ın bütün sınırlarını çiğniyorsa, Allah Azze ve emirlerini yok sayıyorsa, bununla beraber kendilerini emniyette hissediyorlarsa, yani acaba Allah bize bir tuzak kurar mı? Allah'ın tuzak kurması nedir? İnsana unutturması, unutturması, unutturması sonra azapla insanı yakalamasıdır. Buna istidraç diyoruz. Senestedricuhum min haythu la Hiç bilmedikleri yerden adım adım onları azaba yakınlaştıracağız buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani adam rahat halinde, emniyet halinde, keyfi yerinde, hiçbir sıkıntısı yok. Birden başına öyle bir musibet geliyor ki aniden yaptıklarının karşılığı olarak buna istidraç diyoruz. Allah Azze ve Celle diyor ki, Efem <laughs> eminu mekrallah, Allah'ın tuzağından emin mi oldular? فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Hüsrana uğrayan bir toplumdan başkası Allah'ın tuzağından emin olmaz. Yani kardeşlerim, eğer benim amelimde bazı problemler varsa, benim inancımda bazı problemler varsa, apaçık bir şekilde görüyorsam ki Allah'ın benden istedikleriyle benim yaptıklarım arasında bir uyuşmazlık var ve bu beni rahatsız etmiyorsa, acaba azap bana nereden gelecek diye endişelenmiyorsam, zaten bu benim kusrana uğradığımın, zarara uğradığımın, kaybettiğimin alametidir. Çünkü bir insan hem Allah'ın istediği gibi yaşamayacak, hem de kendisini emniyette, rahatta, huzurda hissedecek. Bu insan Allah'a kulluğu anlamamış demektir. Onun için bu bütün hüsrana uğrayan toplumlarla felaha eren toplumlar arasındaki en temel farklardan, farklardan bir tanesidir.